25 euro ver va fetürene zor uzarpe servat edüsti u serbesti amey mi peser da mı pöre va meke bimro kapitalizmo patriarkal wes bo heşte marti. Herkesi emek ve demokrasi mücadelesinde yitirdiklerimiz adına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Sevgili kadınlar, ülkenin genelinde yaşanan sorunları yerelde biz Dersimli kadınlar da birebir yaşıyoruz. Tüm bu sorunlarla birlikte yerelde yaşadığımız özgün sorunlarımız da var. İlimiz depremde riskli bölgeler arasında sayılmaktadır. Depreme hazırlık konusunda resmi kurumlar ve sivil toplum örgütleri üzerine düşeni yapıp gerekli önlemleri almalıdırlar. İlimizde çok sayıda maden projesine onay verilmiş durumda. Bu projeler hayata geçirilirse ilişte yaşananların aynısını yaşamamız kaçınılmaz olacaktır. Göç ilimizin en önemli sorunlarından biridir. Demokratik ve layık bir yönetim için alanlardayız. Emeğimiz, bedenimiz ve kimliğimiz bizimdir demek için alanlardayız. Doğamıza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkmak için alanlardayız. 8 Mart emekçi kadınların mücadelesine bu tarihe bir selamdır. Selamlarımız bu tarihe olsun, alkışlarımız da olsun. Jin, Jiyan, Azadi! Yaratan o tarihte kadınların insanca bir yaşam mücadelesi var. Eşitlik mücadelesi var. Özgürlük mücadelesi var. Bugün de aynı mücadele dünyanın dört bir tarafında ve ülkemizde devam ediyor. Çünkü bugün de kadınlar ülkenin dört bir köşesinde yoksullukla, savaşla, sömürüyle, kadınların aynı zamanda eşitsizlik ve ayrımcılıkla mücadele ettiği bir gün olarak karşımızda. Bugün bu memlekette ve şehrimizde kadınlar çocuklarının açlığıyla mücadele ediyor arkadaşlar. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu kentte kadınlar ellerinde yemeklerle okul kapısının önünde çocuklarının karnını doyurmak için nöbet tutuyorlar. Dersimde kadınlar çocuklarının karnı doysun, eğitimi aksamasın diyerek kendi boğazından, üstünden, başından eksiltiyor. Köyde bostan ekiyor. Doğalgaz faturasını ödememek için soba yakıyor bugün. Kıt kanaat yaşanan evlerde şiddet de artıyor arkadaşlar. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Hepimiz çok iyi yaşıyoruz bunu. Geçinememenin acısı ve yoksulluğu yaratanın bize uyguladığı politikalar bugün apaçık bir biçimde karşımızda. Ve bunun şiddeti güç bela mutfağa geçindiren kadınlardan çıkıyor. Bu şehir eğitim endekslerine göre bir numara. Kadınların eğitim oranlarının en yüksek olduğu şehir, doğru mu? Yok. Çalışabiliyor muyuz? Yok. Hayır. Güvenli işler bulabiliyor muyuz? Yok. Hayır. Aynı zamanda çalıştığımız işlerde emeğimizin hakkını alabiliyor muyuz? Hayır. İşte bu yükselen hayırı bugün ortaya koymak istiyoruz. Çünkü biz diyoruz ki kadınlara güvenceli istihdam sağlamayanlar, kadınlara eğitiminin gereği olarak işler sunmayanlar, kadınlar çalıştığında çocuğunu bırakacak yer sunmayanlar bugün karşımızda. Ve onlar biz eğitimsizlikle, işsizlikle boğuşurken ne yapıyorlar? Ne dikiyorlar karşımıza? İşte bu şehrin kadınları çok iyi biliyor. Bu kentte kadınlar güpegündüz kafasına silah dayanarak kolluk tarafından yere yatırılabiliyor. Doğru mu? Doğru. Akşam evine dönerken çarşının göbeğinde askerler tarafından taciz edilebiliyor. Doğru mu? Doğru. Dört tarafı karakollarla, kale kollarla, polisle, askerle çevrili bu üstün güvenlikli kentte kadınlar kaybedilebiliyor. Üniversite öğrencisi Gülistan Doku sırra kadem basabiliyor. Soruyoruz biz buradan hep bir ağızdan. Dersimde üniversite hocasından kolluk güçlerine kadar uzanan,
üniversiteli yoksul genç kadınların kurban edilmek istendiği fuhuş cephesi iddiası orta yerde yıllardır dillendiriliyor. Ama her nedense bu iddia kimsenin, tek bir kamu kurumunun bile parmağının kıpırdamasına bir türlü neden olamıyor. Kentin dışına itilen KYK yurtlarının kapısında av bekler gibi bekleyen kolluk arabalarına neden burada diye niye tek bir kamu kuruluşu bile sormuyor? Biz buradan soruyoruz hep beraber. İstismar edilen, tacize uğrayan genç kadınların sesini türlü biçimlerde kısmaktan başka hiçbir şey bilmeyen bütün bürokratlara, bütün kamu kuruluşlarına, bütün kolluğa sesleniyoruz. Ses çıkaran, itiraz eden olunca hemen soruşturma açmayı biliyorsunuz. Aileleri aramayı, yalanlar söylemeyi biliyorsunuz. Bugün sabah yapılan operasyonlar gibi örgütlü genç kadınları evlerinden, çalıştıkları gazetelerden almayı biliyorsunuz. Bizim de bildiğimiz bir şey var. Tek bir kadın bile bu şehirde yalnız değil. Biz varız, biz varız. Mücadelemiz var arkadaşlar. Bizim boyun eğmediğimizi bir kere daha görecekler arkadaşlar. Boyun eğmeyenlerin dersinde yükselen sesini bir kere daha duyuracağız onlara. Ve biz Tayyip Erdoğan'ın depremin yıl dönümünde Hatay için söylediği o itiraf niteliğindeki sözlere bir kere de buradan cevap vereceğiz. Ve bunun, bu sözlerin Cumhuriyet tarihinin başından beri Dersim için geçerli olduğunu biliyoruz. Farklı olduğu için, muhalif olduğu için, Alevi olduğu için, Kürt olduğu için, Zaza olduğu için o haklardan mahrum bırakılan, dışlanan, tarihi boyunca zorbalıkla sınanan bu kentten yükseltiyoruz sesimizi. Ama Dersim aynı zamanda tıpkı 8 Mart gibi kendi tarihini zorbalığa karşı mücadele ile yazmış bir kent, Dersimli kadınlar mücadeleyi çok iyi tanıyor. Bizde yılgınlığa yer yok arkadaşlar, var mı? Bizde umutsuzluğa yer yok arkadaşlar, var mı? Bizde vazgeçmeye yer yok arkadaşlar. Sana